Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 5. sınıf Bumerang serisiyle dersimize devam ediyoruz. 3. ünite kavratan testler 2'deyiz. 1. sorumu büyütüyorum. Yaman 80 sorudan oluşan bir sınavdaki soruların %75'ini cevaplamıştır. Buna göre Yaman'ın cevapladığı soru sayısı kaçtır? Arkadaşlar Şimdi şöyle yapalım. Yüzde yetmiş beş. Yetmiş yüzdür. Yirmi ile sadeleştiriyorum. 3/4 olarak geldi. Yani Yaman 80 sorudan oluşan bir sınav, sınavın 4'te üçünü cevapladı. İlk önce 80'i ben dörde bölüyorum. 20. 20 ile de arkadaşlar 3'ü çarpıyorum. Ve Yaman'ın cevapladığı soru sayısı 60 olarak geldi. Aşağıda verilen gösterimlerden hangisi diğerlerine göre daha küçüktür demiş. Arkadaşlar yüzdelik gösterimlerini bulalım. 56 bölü 100 olarak yazılır. A şıkkım bu da yüzde 56'dır. Yazıyorum burayı yüzde 56. B'ye geliyorum. 1 bölü 5. Burayı 20 ile genişletiyorum. 20 bölüm 100 ve bakın burası yüzde 20 olarak geldi eşittir yüzde 20 diyorum. C zaten yüzdelik olarak verilmiş. D'ye bakalım. 6 bölü 10, 60 bölü 100'dür. Bu da yüzde 60'a eşittir. Hangisi daha küçüktür demiş arkadaşlar? Yüzde 56, yüzde 20, yüzde 15, yüzde 60. %15 daha küçüktür. Aşağıda verilen karşılaştırmalardan hangisi doğrudur demiş. 1 bölü 5 arkadaşlar az önce yazmıştık. 20 bölü 100'dür. Yani %20'dir. %26 %20'den küçük değil büyüktür. A şıkkım yanlış. B'ye geldim. 2 bölü 10 20 bölü 100'dür. Ve arkadaşlar burası %20'dir. %20 %20'ye eşittir. Yanlış. C'ye geldim. 3 bölü 10. 10'la genişletiyorum. 30 bölü 100. Ve burası %30 olarak geldim. %30 arkadaşlar %25'ten büyük olacaktı. Yanlış. D'ye geldim. 8 bölü 10. 80 bölü 100'dür. Bu da %80'dir. %75 %80'den küçük olur arkadaşlar. Doğru. Bir kolideki 20 yumurtanın 7'si kırılmıştır. Buna göre yumurtaların yüzde kaçı kırılmıştır? Arkadaşlar 7 bölü 20'si kırılmıştır. 5 ile genişletelim. 35 bölü 100'ü kırılmıştır. Yani yüzde 35'i kırılmıştır. Ne kadarı kırılmamıştır diye sormuş. Az önce yanlış okuduk galiba. Yüzde yüzüm yüzde yüzden yüzde otuz çıkardığımızda yüzde altmış kırılmadığını gördük. Aşağıda verilenlerden hangisi %40'tan büyüktür demiş. A şıkkıma bakıyorum. 8 bölü yirmi. Beş ile genişletiyorum. 40 bölü 100 ve bakın burası yüzde 40 olarak geldi. Yüzde 40 yüzde 40'a eşittir. B'ye geldim arkadaşlar. 5 bölüm 10. 10 genişletiyorum. 50 bölüm 100. Bakın burası yüzde 50 olarak geldi. Yüzde 50 yüzde 40'tan büyüktür. C'ye geldim. 19 bölüm 50. 2 ile genişletiyorum. 38 bölü 100 yaptım. Ve burası %38 olarak geldi. %40'tan küçüktür. %35 de zaten %40'tan küçüktür. bunu bakmayalım. %40'tan büyüğü istiyordu. B şıkkım %50'ye eşit olduğu için %40'tan büyüktür. Yukarıda verilen parti bütün ilişkilerinden kaç tanesi doğrudur demiş. 150'nin %30'u. 150'nin %30'u. 30 bölü 100. Birer tane sıfır gittin. 3 bölü 10 oldu. Şimdi 150'yi 10'a bölüyorum. 15. 15 de arkadaşlar 3'ü çarpıyorum. 45 olarak buldum. Ama 50'dir dediği için yanlış. Buraya geldim. 75'in %20'si %20, 20 bölü 100 demek. 2 bölü 10. Burayı 2 ile sadeleştiriyorum arkadaşlar. 1 bölü 5. Yani 75'in arkadaşlar 5'te 1'ini arıyoruz. Ne yapacağız? 75'i 5'e böleceğiz. 15 pay kısmında zaten 1 var arkadaşlar. Burası aynen kalacak. Yani 75'in %20'si 15'tir doğru. 6 bölü 25 nokta nokta %35 hangisi büyüktür veya küçüktür? Bu karşılaştırmayı yapmamı istedim. 6 bölü 25 4 ile genişletiyorum. 24 bölü 100 yani %24. %24 arkadaşlar %35'ten küçüktür noktalı yere büyüktür değil küçüktür gelmeliydi. Şimdi yüzde beş vermiş bir de sıfır tam yüzde yedi vermiş. Bu sıfır tam yüzde yedi arkadaşlar direkt yüzde yedi olarak yazılır. Yüzde beş küçüktür yüzde yedi olacak yani araya küçüktür sembolü gelecek. Yine demiş ki noktalı yere büyüktür sembolü yazılmalıdır. Yanlış sadece bir tanesi doğru olarak geldi. 400'ün %30'u hangi sayının %20'sine eşittir? İlk önce 400'ün %30'unu bulalım. 400'ü 100'e bölüyorum. 4. 4 ile 30'u çarpıyorum. 120. Şimdi arkadaşlar 400'ün %30'u 120'ymiş. Hangi sayının %20'sine eşittir demiş. Şöyle yapalım. %20 20 bölü 100 demek. Burası gitti. Burası bana 1 bölü 5 olarak geldi. Yani 5'te 1'i 120'ymiş. Geliyorum şimdi. Burayı 5 eşit parçaya bölelim. 1, 2, 3, 4. Şimdi arkadaşlar bir parçası 120'ymiş. 5 parçası yani şeklin tamamı ne kadardır? 5 çarpı 120'den 600'dür dedim. C şıkkımı işaretledim. Resimde verilen bilgiye göre fiyatı 1800 TL olan televizyonda yapılan indirim kaç liradır? 1800 TL olan televizyonun %30 indirim uygulanıyor. 1800'ü 100'e bölüyorum. 18 18 ile de 30'u çarpıyorum ve 540 TL indirim yapıldığını buldum. A şıkkımı işaretledim. Yukarıda verilen ifadelerin hangileri birbirine eşittir? Şimdi 400'ün %20'si. 400'ü yüzde bölelim. 4. 4 ile de 20'yi çarpalım. 80. Burası 80. 200'ün yüzde 40'ı. 200'ü yüze bölelim. 2. 2 ile de 40'ı çarpalım. 80. Burası da 80 oldu. 1600'ün yüzde 5'i. 1600, 1600 arkadaşlar. Biz ilk önce yüze böleceğiz. 1600'ü yüze böldüğümde 16 olacak. 16 çarpı 5. Bakın burası da 80 oldu. 800'ün yüzde 10'u demiş arkadaşlar. 800'ü yüze bölüyorum. 8. 8 ile de onu çarpıyorum. 80. Burası da 80'e eşit. Bakın 1, 2, 3 ve 4. ifadeler birbirlerine eşittir. 3 arkadaş bir ağaçtan diğer ağaca doğru aynı anda koşmaya başladılar. 10 saniye sonra Can 2 ağaç arasındaki mesafenin %65'ini, Egemen ise 0 tam %65'ini, Berk ise 13 bölü 20'sini koşmuş olduğuna göre 3 arkadaşın birbirine göre konumu için ne söylenebilir? Arkadaşlar şimdi... Can iki ağaç arasındaki mesafenin %65'ini, egemen 0 tam %65'ini, berk ise 13 bölü 20'sini. 13 bölü 20'yi 5 ile genişletiyorum. 65 bölü 100 yaptı ve bakın berkte %65'ini koştum. Egemen de arkadaşlar 0 tam %65'ini diyor. Bu da aynı zamanda %65'e eşittir. Zaten can da %65'ini koşmuş. Bunu bize soruda vermiştim. Bakın üçü de aynı yerdedir. Devam edelim. Sıralamasının doğru olabilmesi için kare ve üçgen yerine aşağıdaki ifadelerden hangisi gelebilir? Arkadaşlar kare %17'den küçük, üçgen %17'den büyük. Kareye A şıkkıma bakıyorum. 0 tam onda 1. Yani 1 bölü 10. 10 ile genişletiyorum. 10 bölü 100. Burası %10 olarak geldi. Bu ne? Kare. Üçgene geldim. 9 bölü 50. 2 ile genişletiyorum. 18 bölü 100. Yani %18. Bakın. Sıralamaya yaptığın zaman %10 küçüktür. %17 küçüktür. %18 oldu. Böylelikle kare ve de üçgen yani kare yüzde 10'u üçgen yüzde 18 değerlerini alabilir. A şıkkım doğru olduğu için A'yı işaretledim. Bir otoparkın ücret tarifesi aşağıdaki broşürde verilmiştir. Fevzi aracını otoparka bırakmış ve geldiğinde 15 TL ödemiştir. Buna göre Fevzi'nin aracı otoparkta ne kadar kaldı? İlk bir saati 10 TL, İlk saatten sonra aracın otoparkta kaldığı her saat için ilk saat ücretinin %10'u kadarı %10'u kadar fark alınmaktadır demiş. Şimdi arkadaşlar ilk bir saat 10 TL ile şimdi diyoruz ki 2 saat kalsa onun %10'u şöyle yapalım %10 10 bölü 100'dür. Sadelesin 1 bölüm 10 olarak geldi. Yani arkadaşlar şöyle yazalım. 10'un %10'unu bulacağım. Onu 10'a böldüm. 1. Bakın. 2 saat kalmış olsaydı ilk saat 10 TL verecek. ikinci saat 1 TL verecek. Yani 11 TL ödeyecek. Aynı şekilde arkadaşlar. Bu 2 saat için. Eğer 3 saat kalmış olsaydı ilk saat 10 TL, ikinci saat 1 TL, üçüncü saat 1 TL olmuş oluyor. Ve burası 12 TL olmuş oluyor. Bu 3 saat. Devam ediyorum. Böyle devam ettiğimizde arkadaşlar 6. saat kaldığında ilk saat 10 TL. 2. saat 1 TL. 3. saat 1 TL. 4. saat 1 TL. 5. saat 1 TL. Ve 6. saat 1 TL ödediğini buluyoruz. Buranın toplamı bakın 15 TL oluyor. Yani 6 saat otoparkta kaldığında 15 TL ödeyecek. Gamze Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersinden soruların olduğu 120 dakikalık bir sınava girmiştir. Sınavın %20'sinde Türkçe, %50'sinde matematik sorularını çözen Gamze'nin fen bilimleri soruları için kaç dakikası kalmıştır? Arkadaşlar %20'sini Türkçeye ayırıyor, %50'sini matematiğe ayırıyor. Yani %70'ini ayırıyor. Sınavın tamamı %100 eksi %70'ini matematik ve Türkçe ayırdım. Geriye sınavın %30'u kaldı. Kaç dakikaydı? 120. %30'u bulalım şimdi. 30 bölü 100'dür. Yani 3 bölü 10. 120'nin 3 bölü 10'unu bulacağım. 120'ye 10'a bölüyorum. 12 12 ile de 3'ü çarpıyorum. Gamze'nin fen bilimleri soruları için arkadaşlar 36 dakikasının kaldığını buldum. B şıkkımı işaretledim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.